Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sade fındıklı lokum. Siz de evde satın aldığınız lokumları aratmayacak tam kıvamında lokumlar yapabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Öncelikle bir şerbet hazırlayacağım. Şerbeti için tencereye 3,5 su bardağı şeker alıyorum. 1,5 su bardağı da su alıyorum. Ocağı yaktım. Şeker eriyene kadar karıştıracağım. Sonra kaynamaya bırakacağım. Şerbet kaynamaya başlayınca 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Daha iyi görebilmek için tencerenin üzerine cam bir kapak kapattım. Ocağı kıstım. Kısık ateşte 20 dakika kaynatacağım. Şerbet yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Ben başka bir tencereye 1 su bardağı nişasta aldım. 1 tatlı kaşığı da krem tartar ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Satın aldığınız lokumlara en yakın lezzetli lokum yapmak istiyorsanız krem tartarı kullanın. Karışımın üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Kıvam verici olan krem tartarı marketlerde bulabilirsiniz. Ya da benim gibi internetten sipariş verebilirsiniz. 100 gram hatta 50 gram kadar krem tartar alsanız uzun bir süre sizin işinizi görür. Orta ateşte karıştırarak toplanana kadar pişireceğim. Bu arada şerbeti de kapatmak üzereyim. Şerbeti de karışıma ekleyeceğiz. Şöyle bir kıvamına bakalım. Kaşıkla döktüğünüzde sünen, koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. 1-2 dakika daha kaynatıp ocağı kapatacağım. Diğer taraftan nişastalı karışımı perde kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş toplanmaya başladı. Şerbetin altını da kapatmıştım. Çocuk maması kıvamında olana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. İyice toplandı. Artık bu kadar yeterli. Şerbeti yavaş yavaş ekleyeceğim. Şerbetin hepsini dökmüyorum. Önce birazını döktüm. Toplanana kadar orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. İyice toplandıktan sonra kalan şerbetin yine birazını ekliyorum. Şerbeti dökünce etrafa biraz sıçrıyor. O yüzden ocağı kısıp sonra tekrar açabilirsiniz. Ben şerbetini 3 kere de ekledim. Siz de azar azar ekleyin. Şerbetin hepsini ekledikten sonra orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Tam kıvamında bir lokum yapmak istiyorsanız pişirme aşaması önemli. Suyunu iyice çekmesi gerekiyor. En az 35-40 dakika kaynaması gerekiyor. Yorulunca karıştırmayı bırakarak 10-15 saniye dinlenip tekrar karıştırmaya devam edebilirsiniz. Bakın toplanmaya başladı. Kenarlarından artık sıyrılıyor. Ama daha yeterli değil. Ara ara dinlenerek karıştırmaya devam ediyorum.
tamamen tencereden sıyrılması gerekiyor. Bakın lokum kenarlardan iyice sıyrıldı. Tencerenin tabanından da iyice sıyrılması gerekiyor. İçindeki suyu ne kadar çok buharlaştırırsanız lokumu yaptıktan sonra da saklama süreniz o kadar uzun olur. Bakın gördüğünüz gibi karıştırırken de kaşıkla beraber sünmeye başladı. Ben 40 dakika pişirerek lokumu toparladım. Bakın şöyle kıvamını görüyorsunuz. Herkesin ocağına göre pişme süresi değişebilir. Bu kıvama gelince yeterlidir. Toplanan lokuma 1 su bardağı fındık ekliyorum. Fındıkla beraber de böyle 1-2 dakika karıştırarak pişirmeye devam ettim. Artık lokumu tepsiye dökeceğim. Küçük kare borcam tepsi kullanacağım. Tabanını ve kenarlarını suyla ıslatıyorum. Pişirdiğim lokumu çok bekletmeden tepsiye döküyorum. Koyu ve yapışkan kıvamda olduğu için tepsiye yayması zor. Kaşıkla şöyle bir yaydıktan sonra elimi ıslatarak tepsiye bastırarak yerleştiriyorum. Ara ara elinizi ıslatabilirsiniz. Lokumu tepsiye yaydıktan sonra yaklaşık 1 saat tepside soğumasını bekledim. Lokum soğudu. Artık tepsiden çıkartacağım. Tepsiden çıkartmak için üzerine bir tahta kapatıyorum. Tepsiyi ters çevirdim. Lokumu tahtanın üzerine düşüreceğim. Tepsinin köşesinden lokumun bir kısmını kenarından açarsanız tepsiye düşecektir. Çevirmeden önce de bıçakla kenarlarını biraz çıkartırsanız daha kolay olacaktır. Bu arada ben unuttum. Çevireceğiniz tahta ya da tepsiyi birazcık nişastalarsanız lokum yapışmaz. Benim biraz yapıştı ama sorun değil, yine de çıkarttım. Tepsiye 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı pudra şekeri aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Lokumu nişastalı karışımın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi tahtayı nişastalamadığımdan biraz yapıştı ama yine de çıkarttım. Lokumun altını üstünü nişastalayacağım. Her yerini pudra şekerli nişastaya buluyorum. Tabi Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Dışarıdan aldığımız lokumlar gibi elastik bir yapısı var. Her yerini nişastaya buladım. Şimdi lokumumu dilimleyeceğim. Bıçak ya da makasla dilimleyebilirsiniz. Keserken lokumun yapışmaması için ara ara ıslak bir havlu kağıtla bıçak ya da makası silerseniz iyi olur. Önce uzun uzun kesiyorum. Lokumları şerit şeklinde kestim. Lokumun elastikliğini şöyle yakından da göstereyim. Satın lokumları aratmayacak, çok güzel kıvamda bir lokum oldu. Ben sade fındıklı lokum yaptım ama siz değişik meyve sularıyla değişik değişik lokumlar yapabilirsiniz. Lokumları şimdi küçük küçük dilimleyeceğim. Bu
Bıçağı ıslak havlu kağıtla tekrar siliyorum. Ben lokumları dilimledim. Nişastalı tepsinin üzerine alıyorum. Lokumları kalan nişastayla şöyle bir harmanlıyorum. Her tarafı nişastalansın. Artık lokumunuzu evde kendiniz yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyin. Eğer denerseniz de sonucunu yoruma mutlaka yazın. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Böylece tariflerim daha çok kitleye ulaşır. Kıvamını görüyorsunuz. Harika bir lokum oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.